Merhaba, ne haber? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tekim, evdeyim ve çok deli bir şey deneyeceğim. Evet, tekim, evdeyim ve çok deli bir şey deneyeceğim dediğimde aklınıza pek güzel şeyler gelmedi biliyorum. Benim de gelmiyor zaten. Her neyse, bugün ne deniyoruz? Bugün her gün saat 5'te uyanırsanız ne olur deniyoruz. Bütün gününüz 2 katı kadar daha verimli geçtiğini duymuştum eğer saat 5'te uyanırsanız. Çünkü çok fazla şey yapmak için zaman bulabiliyormuşsunuz. 5'te uyanmak da gerçekten büyük bir istemez mi? Ben şahsen saat 5'te uyanabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü günün normal saatlerinde saat 12'de kalkabilen bir insanım. Gene de video için bunu deneyeceğim ve size deneyimlerimi aktaracağım. Şu anda saat 11, hatta 11'i 2 geçiyor. Yani max uyuyabileceğim saatin bu olduğunu düşündüm. Çünkü normalde saat 1'de 2'de uyuyan bir insanım. Saat 11'de uyumaya çalışacağım. Zaten bugün de bayağı yorulduğum için 11'de uyuyup saat 5'te kalkacağım. Evet, gerçekten uyumak acayip zorlu olacak. Şimdi alarmımı kuruyorum. 5'e, 5.01'e, 5.02'ye, 5.03'e, 5.04'e her saate alarm kuruyorum. Evet, saat 5'ten saat 5.06'ya kadar alarm kurdum. Yani alarm 6 kere çalacak, deliler gibi çalacak ve beni çıldırtana kadar çalacak. Bize koyar mı? Biz öğrencilik zamanımızda saat 6.30'da kalkıyordum. 6.30'dan 7'ye kadar hazırlanıyordum. 7'de servis beni alıyordu. Yani sadece 1 saat fark edecek. Bunu başarabilirsin. Niye bu kadar çok gaza getirmeye çalışıyorum kendimi? Çünkü inanmıyorum. Neyse, hadi uyuyalım. Dur, bir şey unuttum. Burada ne eksik görebiliyor musunuz? Yatağın başucuna su koymayı unutmuşum, evet. Susarsam gece ne yapacağım? Ne var, bardakla mı uğraşacağım? Şişe var, şişe. 1,5 litre yeter. Ait olduğun yerde dur. Ağzıma sıçayım ya. Saat 5 ya abi. Saat 5'te uyanmayı başardık. Şu an hayattan nefret ediyormuş gibi hissediyorum böyle. Hayata karşı iğrenç hissediyorum. Lanet olsun deyip duvarlara kafa atmak istiyorum. Uyan, uyan, uyan. Kendi kafama da kıyamıyorum, yavaş vuruyorum. Şimdi saat 5'te kalktım ve günlük görevlerimi yerine getirmem gerekiyor. Ve bunları en hızlı şekilde yaparsam günün çoğu bana kalacak. O yüzden yatağı toplamakla başlıyorum. Voila. Evet, şimdi aşağı kata inmem lazım. Bir kahvaltı yapacağım. Yürü. Evet, niye evin ışıkları açık diye sorarsanız, ışıkları açık bırakıyorum ki hırsızlar evde olduğumu sansınlar. Nasıl taktik ama, bence muhteşem. Sen ne yapıyorsun burada ya? Abi ayılamadım ya. Bol bol yüzümü yıkıyorum ki beni şoklasın diye. Çünkü normal uyanma saatim bu olmadığı için vücut bunu reddediyor. Vücudum bana karşı koyuyor. Kendine gel, sen benim vücudumsun. Beynine karşı koyamazsın. Zorlarsın ama koyamazsın. S**t gidip uyusak mı acaba videoyu bırakıp ya? Gel buraya, sen de gel. Sen değil ya, sen süt değilsin. Süt nerede? Evet, süt.
Evet. Şu an hiçbir şeye mecalim yok. O yüzden şu anda doğru düzgün bir kahvaltı hazırlayamayacağım. O yüzden klasik mısır gevreği ve süt yapacağım. Galiba bitti. Muhteşem. Bu tarz işleri yaptıkça uykum daha çok açılıyor. Daha çok kendime geldiğimi hissediyorum. Şimdi ne yapacaktık? Pardon, yemek yiyecektik, evet. Ha, oradan buraya kadar mükemmel taşıdım. Tam koyduğum zaman döktüm. Neyse. Ya ne çok dökülmüş ya. Evet, muhteşem masam Nesquik kokuyor. Evet, yemek yerken televizyon izlemeyi seviyorum. Hurry up, Morty. Grandpa's about to unfreeze time. You really should be cleaning from top to bottom. I know how to vacuum Mom and Dad's summer. I've been doing it for 6 months. Evet, bitti. Hadi gidelim. Biraz su açalım. Evet, normalde bunları yıkamam gerekiyor fakat istemiyorum. Evet, bu kadar basit. Bilgisayarda bugünün programını düzenleyeceğim. Bunu her gün yaparım. Ne yapacağım bugün diye kontrol ederim. Bunu erkenden yaparsam güne çok daha hızlı başlayabilirim. Şimdi bakacağım şeyleri biraz bulanıklaştıracağım ki sırlarım ortaya çıkmasın. Şu an buradaki işimi bitirdim ve ortalama yarım saat falan sürdü. Gerçekten yapabileceği pek bir şey kalmadı. Ne yapabilirim ki? Şınav falan mı çekeyim acaba sabah sabah? Spor olur. Neredeyim? Lan zaten yorgunum ben, ne yapıyorum ya? Bir de şınav çekiyorum. İyice IQ'm düştü ya. Tabi bunların dışında günlük aktivitelerden bir diğeri de tabii ki telefon. Genelde günlük ne yapıyorum? Instagram şeylerime bakıyorum. Telefon fotoğraflarımı ayarlıyorum. Ne kadar izlenmiş falan onlara bakıyorum. Mesela yalan söylersin, ölersin videosu 1.2 milyon izlenmiş 6 saatte bakın. Şurada görebilirsiniz grafiği bak. Kocaman bir grafik var şurada bak. 1.2 milyon. Sevmişsiniz, güzel. Yalan söylersen ölersin, yalan söylemeyin. O videoyu da izlemeyi unutmayın, o da bir güzeldi. Bunun dışında her şey güzel gidiyor yani. Burada telefonla oyalanacağım biraz. Bununla bunu şimdi Photoshoplayacağım. İkinci Instagram profilim için. Onu daha çok seviyorum çünkü onda değişik bir Instagram algoritması uyguluyorum. Onu da yanında görebilirsiniz zaten. Onu mutlaka takip edin. Birinci profilimden daha çok sevdiğim ikinci profilim Instagram'da. Enes Batur 0. Evet, hazırladım bak. Birincisi bu. İkincisi de bu. Yani dağları yeniden yaratmadım tabii ki. Dağ vardı burada, ben renklendirdim ona. Ve geriye tek bir işim kaldı yapılacak. En önemli şey, unuttum onu tabii ki. Tabii ki de yapılması gereken en önemli şeylerden biri tuvaletti. Ne hayal ettiniz? Dünyayı mı kurtaracaktım? Nope. Şu anda neredeyim? Şu anda sokaktayım. Ve neden sokaktayım biliyor musunuz? Çünkü çok sıkıldım, evet. Şu an bayağı sıkıldım ve sokaktayım ve insanlar uyuyor. Şu an insanların düşüncesi şu yani. Salağın teki dışarıda. Kendine kamera tutmuş, kocaman bir tane çekim yapıyor. Evet. Evet, gerçekten ne yapacağım bilmiyorum ve oturduğum yer ıslakmış, ağzına sıçayım ya. Yani ne yapacağım ki? Bütün işlerimi hallettim. Yarın çekimim var fakat çekimime daha 5 saat var ve güneşin doğmasından muhtemelen bir yarım saat falan var. Güneş doğsa da bir yerlere gitsem diye bekliyorum. İşlerimin hepsini hallettim. Bunun amacı ne? Yani bir dairenin amacı ne olabilir ki? Yani ve insanlar bunu çevirerek spor mu yapıyor gerçekten? Yani bu mu yani? Olay bu mu? Yani olayın bu olabileceğine inanmıyorum. Ne bu? DJ'lik eğitimi falan mı? Bunu çevirince gelecekte ninneler iyi DJ falan mı oluyor? Hadi. Teşekkürler, teşekkürler. Muhteşem geceydi. Evet, gerçekten çok sıkıldım, ben gidiyorum. Şimdi dolaşacağım çünkü sıkıldım. Gerildim ve dolaşmak istiyorum. O zaman hadi bakalım.
Günaydın, merhaba, evet. Buraya kadar gelirken kameramın şarjı bitti ve başka bataryam olmadığı için daha çekim yapamadım. Şöyle anlatayım. Geldim. Geldiğimde güneş yeni doğuyordu ve yapacak hiçbir şey yoktu. Ben de biraz daha uyudum birkaç saat. Daha sonra uyandım. Bu kadar. Genel olarak ilk gün nasıldı saat 5'te uyanmak? Çok zordu. Yapmanız gereken işleri böyle nefret ederek yapıyorsunuz ve zorunlu olduğunuz için yapıyorsunuz. Fakat şöyle bir avantajı var. Her şeyinizi çok hızlıca hallediyorsunuz ve size çok daha boş zaman kalıyor. Yani bu zamanı farklı şeyler sıkıştırabilirsiniz. Kamera düşüyor. Düşüyor. Bu zamanı nasıl değerlendireceğiniz sizin bileceğiniz şey. İlk gün böyleydi. İkinci gün akşam görüşürüz. O nasıl bir atlayıştı? Güzel güzel. Ne haber, nasılsınız? Bugün ikinci gündeyiz. İkinci günde saat 5'te uyanma videosundayız. Saat bugün 10.30. 10.30'da yatacağım ve 5'te kalkacağım. Yani uyumak için. Kaç saat oluyor? Yarım. Oradan. Yani 6.5 saat falan, 6 saat falan uyuyacağım tahminimce. Yani 6 saat falan beni götürür diye düşünüyorum. O yüzden hadi gidelim yatağa, İstanbul'daki evdeyiz bugün. Evet, yatmadan önce gene alarmlarımızın hepsini kuralım. Bütün saat 5 alarmlarını kurdum. Kaldıracağına inanıyorum, yani ilk gün biraz zor uyanmıştım. Bugün daha başarılı olacağımı düşünüyorum. O zaman iyi geceler. Bir de size benim yatış şeklimi göstereceğim. Genelde şöyle iki tane yastık koyarım. Ve yattığım zaman şu yastığı şu şekilde, bak. Şu şekilde çeviririm. Sonra bunu böyle sarılarak uyurum. Dünyanın en güzel yatma şekli de budur bak. Denemediyseniz deneyin. Şu an biraz hoş gözükmüyor olabilirim pozisyon olarak ama çok rahat. Birisine sarılıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama kimseye sarılmıyorsunuz çünkü yalnızsınız. Evet, şu anda video çekmekten nefret eden bir insanı görüyorsun. Çünkü saat 5'te uyandı. İnsanın içini parçalayan bir şey. Çünkü sabahın köründe kalkıyorsun. Selam gece insanları. Günaydın. Bakın herkes uyuyor, görüyor musunuz? Herkes uyuyor. Evet, dışarısı acayip soğuk olduğu için -1 derece falan. Kaç bilmiyorum, salladım ama acayip soğuk olduğu için beni açıyor. Yani uyuklamamı engelliyor. O yüzden biraz nefes alacağım burada. Evet, kendimi daha hızlı topladığımı hissediyorum. Yani hava aldım, kafamı suya soktum falan, biraz daha şeyim. Daha enerjiyim yani, biraz daha açıldım. Böyle üstümde ilk günkü kadar bir yorgunluk yok. Şimdi o zaman daha güzel bir kahvaltı hazırlayabiliriz. İlk gün mısır gevreği yedim biliyorsunuz. Çünkü üşenmiştim. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağım. Hem de benim tarzım var. Sen gel. Sen de gel. Minik domatesler. Sen de gel. Dünyanın en güzel sandviçi nasıl yapılıyor size onu göstereceğim. Ama ilk önce bu ocağın nasıl çalıştığını bulmam lazım. Çalış. Düğme yok ki. Bunlar ne? Burada bir şeyler var. Heh. Açtım. Güzel gidiyoruz. Nasıl çalıştıracağımı buldum. Bu değişik bir ocak. Alev kullanmadan çalışıyor. İçine tabii ki önce yağ atmamız lazım. Ben bunu nasıl başardım ya? Ben bunu nasıl başarmış olabilirim? Buradaki şeyi buraya nasıl atmış olabilirim? Neyse. Muhteşem bir şekilde piştiğini görüyorsunuz.
Ve şimdi asıl ana noktaya geliyoruz. Sandviç olacak. Böyle pişenlerden şöyle şöyle alıyoruz, tutam tutam ekliyoruz. Ah 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 ah, sen ne güzel bir şeysin, sen öyle ne güzel bir şeysin. Sonra bunu böyle ekledikten sonra, iyice dolduğunu hissettikten sonra, canınızın keyfine bağlı olarak isterseniz bir tutam ketçap sıkabilirsiniz. Birazcık belki ranch sos. Hadi lan. Ve belki biraz da farklı değişik burger soslarından sıkabilirsiniz. Ve muhteşem bir şey oluyor böyle. Üstünde böyle kapatıyorsunuz. Dünyanın en güzel sandviçlerinden birisini yapıyorsunuz. Evet, muhteşem kahvaltımızdan 3 tane hazırladım. Bunlar sizi bayağı bir doyuracak şeyler. Ve gerçekten tadı muhteşem. Ne yaptın be kral? Evet, ne haber? Şimdi ne yapacağım? Şimdi senaryo çalışmam gerekiyor. Çünkü yarın senaryo çalışması var. Ona gideceğim ve bunun için de senaryo çalışmam gerekiyor. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ikinci filmimiz geliyor yakında. Yaza doğru geliyor. 31 Mayıs diye çıkacağını düşünüyorum ve muhteşem bir film olacak. İlk filmden önceden de söylemiştim. En az 5 kat daha iyi olacak ve Türkiye'de denenmemiş bir şey deneyeceğiz film sektöründe. Gerçekten heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel bir senaryomuz var. Filmin adını söyleyemem. Şu anda gizli. Filmin adı bile gizli yani. Düşünün. Ve benim bu senaryoyu okuyup çalışmam gerekiyor ve şu anda bunu yapıyorum madem saat gece 5'te kalktığıma göre, değil mi? Yani ne yapabilirsin ki başka? Evet. Evet, senaryo çalışmak güzel bir şey çünkü hayal ediyorsunuz bunu yaparken. Yani okurken sahneleri gözünüzde canlandırıyorsunuz, açıları falanı filanı. Yani ben bir de eskiden beri YouTuber olduğum için bu kamerayı falan işli dişli olduğum için her şeyi hayal edebiliyorum. Şuralarımda fazladan sakallar çıkıyor. Yanaklarımda. Yanaklarında sakal çıkmaması gerekiyor. Bunları genelde böyle yapışkan bir şeyle alıyorlar berberlerde ama ben hiç yaptırmadım. Ben şöyle alıyorum. Üç beş saniyemi alıyor ama çok da şeyle tribine girmiyorum yani, böyle çıkınca alıyorum. Sadece bundan bahsetmiştim, istemiştim, böyle bir olayı yok söylediğim şeyin. Bu arada o kadar sandviç yedin nasıl dişini fırçalamazsın hayvan diyenler için de şu anda dişimi fırçalıyorum. Evet, şu anda işim yok, o yüzden ne yapacağım? Yatacağım ve sabaha kadar Netflix izleyeceğim. Yaşa Netflix, yaşa! Evet, evet! Evet, Netflix'te çok güzel şeyler var. Bilmiyorum, Netflix reklamı yapıyor gibiyim ama seviyorum. Bu aralar How I Met Your Mother'ı bir daha izliyorum. O yüzden birkaç bölüm onu izleyeceğim. O zaman ben diziye kayıyorum. Sabah görüşürüz. Selam, günaydın. Televizyon izleyeyim dedim madem zamanım boş dedim ama unuttum ki televizyon benim uykumu getiriyor. Evet, büyük bir salaklıktı, her neyse. Şimdi kalkma zamanı, filmimiz için senaryo çalışmaya gitmem lazım. Bir tane kampa gideceğiz, oraya gideceğiz. Hadi bakalım gideceğiz, çok gideceğiz. Evet, bayağı bir salaklıktı saat 5'te kalkıp işlerini halledip tekrar uyumak. Evet, salaklıktı ama uykum vardı, bilmiyorum neden. Uyuyakalmışım. Normalde uyumam gereken saatin çok fazlasında uyudum. Bu da bana zarar veriyor. Fazla uyumak yanlış bir şey. İkinci gün biraz fail dedik ama şimdi hazırlanıp yola çıkma zamanı. Hadi gidelim. Güzel bir şeyler giyip geliyorum. Oo. Evet, selamlar. Nasıl? Nasıl? Ben beğendim. Bence güzel. Çünkü buradaki beyaz hoodie'mizle altındaki garip pantolonumuzla eşofman uyuyor bence. Ne dersiniz? Bir de süper bir ayakkabım var bunun için. Burada. Açsana lan. Nerede? 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 Hah, şurada. Gel bakalım. Oh, evet. Nasıl ama, çok tatlı değiller mi? Baksana. Garip ama çok tatlı bir ayakkabı. Bu kombinle nasıl olacak hiç bilmiyorum. Hadi giyelim. Çıktım gidiyorum şimdi. Filmimiz için özel bir kampa gireceğiz. Oraya doğru gidiyorum. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi. Enes Batur. Sen ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? Uyanmaya çalışıyorum. Burada filmimizin az kadrosundan Nalet Növe var. Az kadrosu. Az başrol. Bebeğimsin. Ben şey yapıyorum. Her gün 5'te uyanma videosu. Niye uyanıyorsun 5'te? Deli misin? Delilik değil de şey böyle. Her gün 5'te uyanırsan. Namaza mı uyanıyorsun? Hayır. Ne gülüyorsun oğlum? Allah Allah. Hayır. Kalkmışken namazı da kıl yani. Evet. Aslında çok doğru. Çok haklı. Videoyu Allah ona Allah eklememiz Allah lazım. Her gün 5'te uyanırsan daha böyle güne dinç, enerjik başlayabileceğini kim test ediyorum. Amerika'da bir asker. O kafayı yemiş. Ayakkabılarım hakkında ne düşünüyorsun? Yani bindiğinden beri gözlerimi ondan alamıyorum. Şimdi Beykoz'a gidiyoruz. Orada bütün senaryonun üstünden geçeceğiz. Komple filme başlamadan önce bir eğitimini alacağız.
ne yapıyor? Öyle gidiyormuş gibi yapıyor, anladın mı? Yolda gidiyormuş gibi, araya görüntü işte. Ben hiç hayatımda öyle giden görmedim ya. Buralar şey işte, film stüdyoları. Sen de star olduğun için... Ya oğlum ağzıma sokuyorsun burada. Evet, burada genelde diziler, filmler falan hepsi burada çekiliyor. Çünkü burada işte dekorlar var. Gerçek değil hiçbir şey ama görünüşü de gerçek. Şuralarda binalar var gibi gözüküyor ama hepsinin içi boş. Hatta arkası yok. Bir de burada geldiğinizde kalmak için otel yapmışlar buraya oyuncular için falan. İşte geldiğinde günlerce çekim olsun diye otel yapmışlar. Orada kalacağız bugün. Çok nezih bir yere geldik. Burada kahvaltı yapacağız tekrardan. Evet, ben yemiştim ama 5'te uyanıp kahvaltı yapınca saat şu an 1. 6 saat sonra acıkıyor insan. Sen aç mısın? Ben açım. Ufak tefek bir şeyleri atıştırmayı düşünüyorum. Ağzıma sokmazsan. Bunu... Hayır, bu geniş açı. Bunu ekrana kapatıyor mu? Yok. Evet. Bütün her şeyi alıyor şu anda seninle ilgili. Her şeyi. Teşekkür ederim. Yani güzel tatlı bir kahvaltı hazırlamışlar. Sevdim burayı böyle. Daha böyle ünlüler falan geliyor ya. O yüzden her şey nezih. Tabii her şey de normalin 3 katı fiyatında. Bir çaya 10 lira verilir mi ya? Mesela kahvaltı salonunda neden piyano var? Sen çal diye. Çok iyi değil mi ya? Bayıldım. Neyse. Bugün nasıldı? Bugün daha güzeldi. Çünkü ilk gün bayağı zorladı beni kalkmak. 3-4 kere alarm çaldı. Fakat bugün daha kolay kalktım. Ve biraz daha enerjik olduğumu hissettim. İlk gün bayağı böyle şeydim ama ikinci günde daha böyle alışıyor vücut. 5'te uyanmak güzel, hoş bir şey değil ama böyle güne daha enerjik başlıyorsunuz. Bütün işlerinizi hallediyorsunuz ve size bir sürü zaman kalıyor. Yani ikinci günden daha mutluyum ama gene de nefret ediyorum tabak kalkmaktan. Üçüncü günde görüşürüz o zaman. Bak, arkada da şömine var. Bunlar hep fiyatı arttıran şeyler. Bir bonfile 30 liraysa şömineyle 50 lira oluyor. Piyano varsa ne oluyor? 100 lira. Piyano varsa 250 lira. Evet, ne haber? Nasılsınız? Saat daha 10 ve benim uykum geldi. Evet, her gün saat 5'te kalkarsanız 10'da da uyursunuz. Bugün 3. gündeyiz. 3. gün bence daha kolay olacağına inanıyorum. Çünkü vücut bünyem olarak buna alıştığını düşünüyorum. Bugün çalışmak için geldiğimiz yerin otelindeyim. Burada kalacağım. Kahvaltıyı falan hazırlamak zorunda kalmayacağım. Benim için tek olay uyumak ve kalkmak olacak. Evet. Yani baktığınızda bence çok tatlı bir yer. Çok güzel bir yer hazırlamışlar. Evet, bu kocaman yatakta sadece ben yatacağım. Kendi evimdeki yatağım da büyük biliyorum ama bu çok havalı, bakar mısınız? Şöyle şeyler koymuşlar falan, üstünden tüller geçiyor falan. Ay, bir içim hoş oldu, bir güzel oldu. Güzel. Buranın ışıkları da çok tatlı bak. Bunları çevirerek ışığı kapatıyorsunuz. O zaman yatağa geçip uyuma zamanı gelmiştir. Giyinip geliyorum. Evet, giyindim. Nasıl? Bu bugünkü uyuma takımımda şöyle bir eşofmanım var. Üstümde de yeşil hoodie var. Evet, hoodie ile uyumak çok rahat bir şey değil ama başka bir şey getirmeyi unutmuşum, neyse. Lan ben bu tülleri ne yapacağım ya? Bunu böyle toplayıp atalım mı arkaya? Muhteşem. Evet, gene klasik alarmlarımızı kurduk, o zaman yatabiliriz. İyi geceler. Lan ayıp değil mi kardeşim, izliyorsunuz? Evet, günaydın, günaydın. Bugün daha şeyim yani. Ya bu sefer ilk alarmda kalkmayı başardım yani. Geçen ilk sefere nazaran ilk seferde kalktım böyle. Kendinizi yere attığınız zaman kalkabiliyorsunuz. O taktiği çözdüm. Yani kalkmak istemeseniz bile kendinizi yere atın, koala gibi devrilin. O zaman kolay kalkabiliyorsunuz. Ama gerçekten hiç güzel bir duygu değil saat 5'te kalkmak. Alışık değilseniz tabii. Alışık olanlar için hiçbir şey yoktur. Ben uyumak istiyorum ya. Ama var ya, acayip susamışım. Sizde de oluyor mu? Sabah kalktığınızda hayvan gibi susamış olarak uyanıyor musunuz? Bende oluyor böyle. Sanki yıllar boyu su içmemişim gibi ve sabah içtiğim su hayatımda içtiğim en güzel su oluyor. Neyse, bu kadar sudan konuşmaya ne gerek var? Evet, burası özel butik bir otel olduğu için telefonla arayarak çağırabiliyorsunuz yemek.
Alo merhaba, ben bir serpme kahvaltı alayım tek kişilik. Bir de omlet peynirli. Bir de domatesli, evet. Bir de portakal suyu alabilir miyim? Teşekkür ederim, bekliyorum. Evet, otelde olduğun için kendin hazırlamak zorunda kalmıyorsun. Burada yapamam yani, ne yapayım? Burada ancak su içebiliyorum. Bak su var çünkü, başka bir şey yok. Şu saate bak ya, bu nasıl bir vicdansızlık ya? 5:44 ne ya? Kahvaltı yapmadan çalışmayı sevmiyorum, o yüzden kahvaltım gelene kadar oyun oynayacağım. Dota 2. Bu nasıl bir şey? Bu şöyle bir şey. Bu satranç gibi bir oyun işte, böyle hero'larınızı koyuyorsunuz, sonra savaştırıyorsunuz falan filan. Dota'nın satranç versiyonu gibi bir şey. Ben de zeka oyunlarını, strateji oyunlarını sevdiğim için hoşuma gidiyor, oynuyorum. Al gelin biraz izleyin bari. Çerezlik, takılmalık bir şeydi. Evet, bugünkü kahvaltımız da böyle. Kendi hazırladıklarımdan 10 kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim görünüş olarak. Hadi yiyelim o zaman. Lan kamera düştü. İyi misin oğlum? Üç gündür 5'te kalkıyorum ve yemek yiyorum. Yediğim en iyisi bu olabilir. Teşekkürler. Söylemiş miydim bilmiyorum. Benim en sevdiğim öğün kahvaltıdır. Neden bilmiyorum ama seviyorum yani. Akşam yemeği değil, öğle yemeği hiç değil. En sevdiğim öğün kahvaltı. O yüzden paramparça ettim yani. Canınız çektiyse kusura bakmayın. Bunu videonun amacı bu zaten. Bu saatte uyanınca insanın IQ'su çok çalışmıyor. Kusura bakmayın. Evet. Yapacak bir şeyim kalmadı, işim yok, gücüm yok. Patates kızartması gibi bekliyorum olduğum yerde. Sıkıldım ve uykum geldi. O yüzden biraz daha uyumak istiyorum. Çünkü yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Ama bu 5'te uyanma videosunun 3. gününde size şu deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Daha böyle gün içinde yapmak için çok daha şey için zamanınız oluyor. Yaptım zaten bütün her şeyi ve bir sürü daha zamanım var. İstediğim kadar şey sığdırabilirim. Güzel, eğlenceli bir videoydu. Yoruyor ama çok zor bir şey. İlk gün uyanmak hele imkansız neredeyse böyle. Kendinizi yerlere atmanız lazım. Ama gene de güzeldi. Daha fazla bunu devam ettirir miyim bilmiyorum. Muhtemelen ettirmem. Ama kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yanında çıkan videoya tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Zaman kazanıyorsunuz sadece gün için. Ama saat 10 gibi de uyuyorsunuz. Yani gece hayatı olmayan insanlar için muhteşem bir şey bu. Yani ne anlamak istiyorsanız onu anlayın. Bir şey söylemiyorum işte. Bu kadar. Bu arada sizi seviyorum. İyi geceler, ben uyuyorum.